Merhaba arkadaşlar. Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için ben fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarımın tabii ki de her birinin birbirinden farklı derdi olduğu kesin. Siz kendi yüreğinize odaklanın, odaklanın arkadaşlar. Ben bütün pozitif enerjimi gönderiyorum. Ee kapatırken niyetlenirken kolektif adına siz uyanları alın uymayanları evrene iade edin diyorum ve neyse halimiz o çıksın falımızda deyip gördüklerimi de sizinle paylaşıyor olacağım bakalım neler var bugün bize neler e, söylemekte fincanımız şöyle fincanın ortasını görüyoruz değil mi ağzı açıkmış gibi göz varmış gibi yüzükmüş gibi şimdi hani tek taş gibi duruyor mu evet göz gibi duruyor mu evet e, peki Ağzı açılmış şaşkın bir ifade var mı orada? Kulak gibi de duruyor aslında. Kulağın şekli var. Ben şimdi buradan çok net e, görüyorum. Yerin kulağı vardı mı diyeceğiz acaba? Enteresan bir şekil bizi bekliyor. Bakalım. 8 rakamı da var. Sonsuzluk ifadesi olarak değerlendirir miyiz diye bakıyorum. E, şimdi arkadaşlar karışık bir döneminiz varmış. Zaten ayna kısmınız yani iç dünyanız birinci altınız oldukça burada karışık. Ee, şöyle bir göz atalım önce. 180 bir Muğla'nın meysi bir gidiyorsunuz kuyruğunuzda biri arada kalan biri var fanusta tutuluyor birileri Eyvah eyvah evet yüzük arkadaşlar yüzük var burada iki kişinin ee, şurada boşuna hindi desem e, hindinin üstüne kişi kafa kafaya vermiş desem ortalarında olan yüzük halkasını görüyorum desem olur. Evet bir insan da haber bekliyor zaten e, güzel e, böyle bir savrula savrula gidiyorsunuz biraz iniş biraz çıkış gibi hani dalga dalga gibi bakın şuraya bir resmi işiniz tabii ki de bir hesaplaşma durumunuz var anladığım kadarıyla kaygınız da hastalık görüyorum ayrıca da bir ki radyoterapi birileri tedavi görüyor ya da sizin tam yalnız ayna kısmınızda gördüğüm için tedaviden mi korkuyorsunuz hani ya şu olursa ya şu tekrarlarsa ya ben hastalığım şöyle nüksederse dediğiniz bir Durum arkadaşlar var öyle söyleyeyim size. Şimdi gelelim nasıl yorumlarız. Evet bu net. Geçmiş zamanlarda ya da da diyebiliriz arkadaşlar buna. Şöyle 2 3 ay öncesi için hastalığınıza dair bir tedavi durumu yaşamış ya da korkutmuş olabilir sizi. Bununla alakalı olarak kısmetli. Yani temiz etrafı mandalla tutulmuş ya. Bir insan bir insana mandalla tutulursa ne kadar sağlıklı kalabilirler. <laughs> bir insana mandal uzatılıyor. Sonsuza dek dediğiniz bir durum. Arkadaşlar evliliğiniz mi sallantıda? Evleneceğiniz insanınla beraber atım, adım atacaksınız ama acaba kendinizi garanti mi hissetmiyorsunuz? Çok mandal ucuyla tutulmuş şeyler var burada. Yani bariz mandal görselini görüyorum. E, 8 ve 5 rakamı ve hatta Muğla'nın M'si. Edirne'nin neyse Çem. Meç. Bilmiyorum. E var. Ç var. M var. 85 yazıyor. 58 yaşında 58 doğumlu. Hani 85 yaşında 85 doğumlu diye debilir miyiz diye düşünüyorum. Ha ya da sizin gerçekten 8. ay dediğiniz bir durum vardır. Şimdi ay Aralık ayındayız. Buket Hanım diyorsunuz ya bana. Düşünseniz de Ağustos'un ayında bir şey olmuş da olabilir. Burada buraya hala Ağustos işte aralığın 15'i olmuş hala 30'u oldu hala Ağustos mevzusu dönüyor diye de bilirsiniz yani kimisi için bu da demek olabilir arkadaşlar ben sadece enerjiyi aktarıyorum tekrar edeyim 8 rakamı çok net var ha ya da siz mi dersiniz acaba bu Ağustos ayında biz ne yapsak alalım satalım ama ya da evlilik tarihleri Ağustos'u gösterir bir 8 rakamıdır ayın 5'indedir Ağustos'un 8'indedir 5'indedir diyebiliriz. şimdi siz çok net iki güç arasında kalmışsınız. Bir tarafta en sevdiğiniz patronunuz, bir tarafta en sevdiğiniz patronunuzun en sevdiğiniz işte ablası, eşi yani hani çok seviyorsunuz eşini de. Hani kadın diyor ki sen bana söyle eme patron diyor ki sakın söylemeyeceksin. Ne yapacağım? dediğiniz bir noktada kalmışsınız. İki tarafta ne yapabilirim dediğinizde böyle ortada fanusta duruyorsunuz arkadaşlar vah vallahi billahi dedim yani zor bir e, seçim durumu olmuş çok konuşulduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz ve şimdi yüreğe e, kanamış bir evlilikten dönen bir ilişki de olabilir hani, duyuyoruz arkadaşlar başımıza gelebiliyor da duyuyoruz hani düğün e, günü iptal oluyor davetiyeler dağıtılıyor ertesi gün düğün var biz iptal ettik deniliyor duyuluyor böyle şeyler bu e, yüzük yani şöyle bakarsak tek taş bu çünkü şurada da yine çok net iki kişinin arasında kalan bir yüzük yani yüzük halka güneş durumu var arkadaşlar bu evliliğinizi birebir etkilemiş durumda olabilir bugüne baktığım zaman çok bedeller ödemişsiniz yani böyle ne diyebiliriz çok elalem konuşuyor ama siz önceden çok mesela elalemciydiniz diyordunuz ki Aman komşum görmesin. Vay amcam duymasın. işte onu giymeyeyim bunu yapmayayım diyordunuz belki. Şimdi o kadar çok konuşulduğunuz bir evre var ki. Yani şurası full konuşma ama sizdeki tutum şu bana ne ya el alemden. Gerçekten insanlar insanları yargılayabilmeleri için o yolu yürümeleri gerekir. Bunu unutmayın. Bir insana mana bulacaksanız kızınız varsa da oğlunuz varsa da bir o hani... E, deneyin derim yani önce bir eli vicdan lütfen hani el insaf yani o yüzden e, işte gerçi şöyle bir şey var ben hep diyorum ya sınav dünyasındayız arkadaşlar sakın beddua etmeyin e, söz büyüdür gerçekten o yüzden de belki de bu insanlar bunu deneyimlemek için yapıyorlardır yani onların da başına bu gelecektir zaten konuşa dursunlar sizi. Siz kafa olarak rahat mısınız? Evet. İnşa ediyorum artık dediğiniz bir sürece geçmişsiniz. Sadece ailece uğraşıyordunuz. Belki de hep annem, babam dediniz. Annemin hastalığı, babamın rahatsızlığı derken kendi yuvanızda çocuklarınızla ilgilenmediğiniz, eşinize belki de yeteri kadar vakit geçiremediğiniz bir dönemdi. Ben ev inşa ediyorum dediğiniz bir dönemdesiniz bu da şu anlama gelir e, bekarlar yaşça benden büyükler e, diyecekler ki ben şu yaştayım istemiyorum ki derim ki sizin evladınız sizinle ilgilenmiş artık evladınızın düğün dönemi gelmiş diyebiliriz yani burada çok bariz bir ev inşa etme hali var bu çift birbirini sever Hayatınızda ani aşk yaşayabilirsiniz biri girebilir artık hayatınıza Zaten evliyseniz de eşle beraber artık aile kavramını köklendireceksinizdir. Çok temiz de haberleriniz var bununla alakalı. Şimdi dalgalandım da duruldum dönemli bir sürece gireceksiniz. Ama baktığım zaman şöyle geçirdiğiniz aylara oranla çok daha rahatlayacağınız diyorum ya kafa bir kere el alem ne der demekten uzaklaşmış. Bu da sizin hayata bir kez geliyoruz. Ne yapabilirim? Ben nasıl ruhumu doyurabilirim? Ee, dediğiniz bir dönem diyebiliriz. Çok da başarılı olacağınızı söyleyeyim. Hani aralık bitti diye bakarsak şu son 15 günlükte inşa etme kararınızı test edersiniz, netleştirirsiniz, onaylarsınız. İmkanlarınızı onun için, şartlarınızı, koşullarınızı onun için zorlamaya başlarsınız. Özellikle Ocak'tan sonra Ocak, Şubat Mart aylarında arkadaşlar 3 aylık döngüde inişler çıkışlar ara ara olacak ama siz aşamayacağınız sıkıntılar yaşamazsınız. Bir hesaplaşma da yandan yandan devam edecek. Bu da açtığınız davanın süreci anlamına gelebilir. E, verdiğiniz dilekçenin sonucunu beklemek durumunda kalacağınız anlamına gelebilir. Mart ayına kadar sürecek bu bekleme süreci, hesaplaşma süreci. Bu hesaplaşma sürecinde belki de eşler Hatta birbirleriyle hesaplaşacaklardır. Hakkın mıydı değil miydi ne olacaktı? İnişler çıkışlar var bu. Ocak, Şubat, Mart aylarında. Hani aralığın yarısında dahil edersek 3,5 aylık döneminiz var. Hiç de kendinizi korkutmayın. Ayna kısmında oldukça hesaplaşma ve ne yapacağız der gibi panik durumunuz var. Gereksiz yüreğinizi e, alevlendirmeyin. Eğer ki işte bu 8 Ağustos 8'de ise iyi eğer Mart'a kadar sizin adına çok güzel gelişmeler olur arkadaşlar. Yani o Mart'a kadar olan kısım gelişmeleri her şekilde güzel yapan zaten. Ben burada açıkçası partner gördüm gözü görüyor musunuz diye insanın falı böyle düşer mi ya çok enteresan göze geliyorsunuz diyorum hep bir nezar vardı diyen olabiliyor bazen ben önlem amaçlı söylüyorum her şeyden önce şifa olsun diye söylüyorum ben uygularım şimdi evet düşüyor Allah'tan yani bakın bu da sizin şöyle söyleyeceğim göstereceğim hatta şimdi burada bir şekil yok buradaki şekillere bakıp da fal söyleyen falla ilgili yorum yapan arkadaşlarımız geçenlerde şöyle bir yorum yapmış bir arkadaşımız bu kitabı ama gördükleriniz onlar değil <laughs> hani bari olumlu şeyler söyleyin ya <laughs> Oysa ki beni böyle sürekli olumluluğumla tanır. Herkes çok seve, yani mutlu olur. Ben zaten aslında olumluya değil sonuca odaklanan bir bakımcıyım bir. E bir de buralardan falan anlatanlar olursa size e, birebir bireysel falan da, da bakıyorlarsa şu kısım var ya şu bir şekil değil bu bir haber değil bu bir insan değil bu bir şey değil böyle çil çil pul pul darma şuraya bakın hiçbir şey yok yani bu işte nazar konuşuyorlar dedikodu dedikodu şarkı burada hani kıskanıyorlar diye devam eder bu şarkı yani o yüzden arkadaşlar ha şuradaki şekillere gelince bir kalabalık süiletleri var silik gibi yani siz bu insanla evlenirsiniz arkadaşım ileriye doğru bu artık istemeye gelir dersiniz ki biz Ağustos'ta sevleniyoruz olur. Derim ki evlisiniz zaten. Ağustos ayında birileri gelmeye çalışır ama çok etkilenmezsiniz. Yani siz ya ihtimal sunacaksınız Ağustos'a doğru. Evliyseniz de o kişiler artık sizi silik yani etkilenmez diyebilirim. Burada aslında kariyer burada coşuyor. Arkadaşlar bu beklediğiniz şey iş hayatınızda belki de beklediğiniz bir evrak bir mevki yüksekliği maaş hak edişi bir şey var burada bir hak ediş var ve bunu da kariyerden verdi ee, sınavları geçersiniz mülakatlarınız temiz çıkar o üç buçuk aylık aldığınız eğitimin sonucunda sizi başarıya ulaştırabilir bir yolculuk başlar kariyer hayatınızda net bir şekilde hatta böyle e, azılı dişleri olan bir timsah gibi görünen çok yaşlı ve eşinde başarılı keskin sözler konuşan bir insanın karşısındasınız derim. Orası kalabalık ama siz oraya zaten kafayı boğa, boğa gibi kararlı, istikrarlı, başarılı gidiyorsunuz. Yani güdersiniz. Ya bu deveye gidecek ya bu diyardan gidecek desek deveye güdensiniz derim. E, arkanızda insanlar var. Kah destek oluyorlar. Kah ayak bağı oluyorlar. Ama siz zaten bu irade ile burayı U harfi çıkmış atmalı bile deriz bunu arkadaşlar. E, bir falın döndür dolaştır yorumlanmasını çok doğru bulan bir yorumcu değilim. Bu da benim bakım stilim. Şöyle yaparsak atnalı olur da bu da böyle atnalı olur. Böyle bakarsak U'dur ama ben bilirim bunun atnalı olduğunu. Çevirmek zorunda değilim görmek için. Ee, bir de böyle gördüklerimizle şöyle gördüklerimiz bir de akar şekil değiştirir. Tamamen enerji e, değişimi. Yani ben en azından buna inanan biriyim. Enerjiyi değiştirmem ben. Akıtırım. Ve tektir çünkü. Böyle bakarsan halay çeker böyle bakarsan ağlar böyle bakarsan yatar böyle bakarsan çamura batar olmaz yani bir fal tek enerji barındırmalıdır ben de enerjiyi bölmem o yüzden bu bir atmalıdır sizin şahlanacağınız dönem mart sonrasıdır arkadaşlar ben kariyer olarak önünüzün çok açık olduğunu söyleyebilirim güzel şeylerde yaşayın zaten kimsenin parasında pulunda maddiyatında aşında aşkında gözümüz yok Herkes mutlu olsun yeter ki. Hayat zor, bizim güzel şeyler duymaya ihtiyacımız her zaman var. Hepimizin derdi bambaşka ve büyük. Kimse kimsenin derdini küçümsemeye hakkı yok her şeyden önce ben hep bunu söylerim. Kendize bu haksızlığı kendiniz yapmayın arkadaşlar. Hat bilmekse hat bildirmek lazım bu devirde bu dönemde. Ee, i̇nsanlar e, önceden bizim çocukluğumuz ne güzeldi vallahi oynardık sokaklarda yani bütün sokak oyunlarını biliriz ama şimdiki çocuklar maalesef güvensizlikten odalarından dışarıya çıkamıyorlar yani her çocuk çok bireysel he bir de tek çocuksa ki şartlar zaten ikinciye de e, yeter miyim kafasına sokuyor anne babaları haklı olarak. E çocuk bireyselleşiyor. Yani kimsenin kimseye güvenmediği bu dönemde niye haksızlığa göz göre göre uğrattırayım ki kendimi? ben yani unutmayın arkadaşlar bu dünyada tekil insanlar. Ya bizden bir tane daha yok. Çok özeliz, çok önemliyiz. Derdiniz büyüktür ama ya sabır bunu deneyimlemek zorundasınızdır. Baş edeceksinizdir o güçsüzde var ben eminim. E sadece sabırlı olun. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Elbette ki birileri yüzünden başınıza bunlar gelmiştir. Beddua etmenin bir gereği yok, anlamı da yok. Sen kendine üstüne negatif enerji çekersin. Hatta zararı bile olur. Ee, şunu söylemek istiyorum. Söz büyüdür. Arkadaşlar inanın, kendinize inandırın. Umudunuzu kesinlikle yeşertirin ya bunu yapabilecek tek güçlü insan sizsiniz bu hayatta kendinize bir tek kendi iyiliğiniz dokunacaktır emin olun yani o yüzden de bedduadan ziyade Kimsenin yaptığı, kimsenin yanına kar kalmıyor. İlahi adaleti teslim edin. Her zaman bunu söylüyorum. Sonundaki sohbetlerinde böyle. Bugün de aldıysak enerjimizi ne mutlu bana. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunları size söylerken kendime de söylediğimi bilin arkadaşlar. O yüzden burayı çok seviyorum. Benim için de burası bir bütün. Değerlisiniz, kıymetlisiniz, iyi ki varsınız. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki açılıma kadar sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yitirmeyin. Ya sabır geçecek. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın.